arkadaşlar, Kanenin Çiftçi kanalından ben Kaan ve bugün sizlerle birlikte vlog çekiyoruz. Öncelikle selfie çubuğu yaptım kendime, çok hoş bir şey böyle. Bak, arkadan gözükmeseydim iyi. Bu vlogda bahsedeceğimiz şeyler neler? Şuraya oturayım. Sizi yatağa getirdim, evet. Bugün yatak. Bu vlogda çok fazla arkadaşlık isteği geliyor, ondan bahsedeceğim. Çok fazla arkadaşlık isteği geliyor. İlk başta 1-2 idi günlük, sonra 2-3, 3-4, 5-6, 7-8, 9 çok fazla olmaya başladı. Arkadaşlık isteği neden atıyorsunuz? Genel olarak anlıyorum çünkü arkadaş olmadan mesaj atarsanız mesajınız diğer grubuna düşüyor ve diğer grubu çok sık görünmüyor. Ama ben özellikle girip diğer grubuna bakıyorum, hani mesaj geldiyse cevaplayayım diye. Ki çoğunuzun sorusunu da cevaplamışımdır büyük ihtimalle. Onun dışında şimdi başka ne var? Buna bir çözüm yolu bulmamız lazım. Bir de canlı yayın için bir çözüm yolu bulmamız lazım. Sohbet, karşılıklı sohbet için. Bu ikisi için çözüm önerisi arıyorum ben şu an. Bir canlı yayın yapacağımız bir yer. Ki canlı yayın yapamayacağım büyük ihtimalle çünkü internet hızım çok yavaş. Upload hızım 0.6 kilobayt saniye, 0.6 megabayt saniye de olabilir. Bilmiyorum ama çok yavaş. Videolarda bir de hastayım bu aralar. Zaten burnumu çekiyorum falan. Videolarda da söyledim birkaç defa. Son bir haftada gelen videolarda kolum ağrıdı lan bu. Bu arada selfie çubuğunu hemen hemen her klasik Türk evinde bulabileceğiniz bir sırt kaşıma aletiyle yaptım. Çok da iyi oldu. Resminden zaten anlayabilirsiniz. Malzemelerini de itinayla koyacağım ben şeye, resme. Şu an nerede göründüğümü bilmiyorum, bir saniye şu şeyin oraya geçeyim. Şimdi bak, şurada gördüğün şey sırt kaşıma çubuğu. Burada gördüğün ne? Kamera. Burada gördüğün de paket lastiği ve peçete. Gördün mü? Bunları birleştirerek yaptım ben bunu. Sen de yapabilirsin, kolay bir şey. Böyle paket lastiğini bağlıyor kameraya, hoş oluyor. Farklı bilimum şeyler de var, çeşitler de var diyeyim. Onun dışında en çok video programımı soruyorsunuz, neyle video çekiyorsun, neyle video çekiyorsun. Fraps'ta çekiyorum, genelde FPS'si 50 FPS oluyor. Ama hani filmler bile 25 FPS olduğu için 50 FPS bence çok da gereksiz. 50 FPS ile bir oyun kaydederseniz 48 dakikası 106 GB oluyor. Daha sonra bunu render'dan geçirince falan 1 GB'a falan düşüyor. Şimdi bak, Fraps'ta videoyu çektin. Facecam mi koyacaksın? Abi böyle bir kamerayla da şey çektin, kendini çektin. Abi böyle tuttun böyle kolun ağrıdı. Kendini çektin veya da işte şeyle çektin. Neydi, telefonla bir şekilde de kendini çektin. Tamam, her şey güzel, okey. Şimdi ne yapıyorsun? Açıyorsun Camtasia'yı. Açtın mı? Videoyu tutuyor, oraya atıyor. Ondan sonra şeyini, oyunun videosunu da tutuyorsun, oraya atıyor. Sonra o kendi videonu böyle küçültüp kenara koyuyorsun. Facecam böyle koyuluyor. Çok da şey gelirse, soru gelirse hani illa ekran kaydıyla anlat gibisinden bir şey gelirse o şekilde de anlatmaya çalışırım. Onun dışında istediğiniz rehber videosu olur, oyun videosu olur, bunları bana söylemekten çekinmeyin. Steam'den 131 liralık şey aldım, oyun aldım, indirimdeydi, onunla o sayede alabildim. Yoksa 131 lira verilir mi lan, manyak mısın? Şimdi onların da videosunu çekeceğim. Bu arada devam etmekte olan zaten prototip var. Başka ne var? Bak selfie çubuğu abi. Görüyor musun? Gördün mü? Sırt kaşıma çubuğundan yaptım. Tamam, daha var. 3 dakikamız var. İşte genel olarak konu başlıklarım böyleydi. Onun dışında bir şey var mı? Yok. Bildiğim bir şey yok yani. Aklımda olan. O zaman videoyu kapatayım mı ya? Vallahi yeter. Sorun olursa aşağıya yazarsın yorumlara. Yorumlara abanabilirsin. Bu arada sallanınca bile öyle çok sıkıntı olmuyor yani. Çok sağlam bağladım ben. Neyse, izlediğin için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kendine iyi bak. İyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın.